Endi biz matndan tinglamaga o'tish uchun mulohazalarni ko'rib chiqamiz. Mana bizga bir kesme berilgan bo'lsin. Bu ikkita kesmaga ajratildi. Aytaylik, biri x ga teng, ikkinchisi y ga teng. O halda kesmalar uzunliklari yig'indisi deganda biz x plus y ni tushunamiz. Ya'ni x plus y kesmalar uzunliklari yig'indisi. Masalan, matnda kesmalar yig'indisi aytaylik 8 ga teng deyilgan bo'lsa, o halda biz x plus y teng 8 deb tenglama yozamiz. Shu sababli mana matndan tenglamaga o'tish deb mavzu qo'ydik. Matndan tenglamaga o'tishda mana shunday mulohazalar yuritiladi. Masalan, kesmalar uzunliklari ayirmasi desa, biz x minus y ni tushunamiz. Masalan, kesmalar uzunliklari ayirmasi 1 ga teng desa, bu holda biz x minus y teng 1 deb yozamiz. Bu masalada berilgan bo'ladi. Nechiga tengligi? 8 ga teng, yig'indisi 8 ga teng yoki ayirmasi 1 ga tengligi. Keyingisi, kesmalar uzunliklari ko'paytmasi desa biz x plus y ni tushunamiz. Kesmalar uzunliklari nisbati. Bu holda biz x bo'lu y ni tushunamiz. Yana kesmalar uzunliklari nisbati 3 bo'lu 5 kabi. Bunday hollarda biz iki xil ko'rinishda tenglik yozishimiz mumkin. Birinchisi x bo'lu y teng 3 taqsim 5. Mana bu tenglikni yozishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, biz quyidagicha tenglikni yozishimiz mumkin. Yangi t degan parametr kiritib x teng 3t, y teng 5t. Mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Masalan, kesmalar uzunliklari yig'indisi kesmalar mana kesma 8 ga teng bo'lsin. İkita kesmaga ajratildi. Bu kesmalar uzunliklari nisbati 3 taqsim 5 kabi. Bu holda biz x teng 3t, y teng 5t deb yozamiz. Ularni yig'indisi 8 ga teng ekanligida, masalan, 3t qo'shuv 5t teng 8, yerda 8t teng 8, t teng 1 ekanini hosil qilamiz. T'ni mana bu yerga qo'yib x teng 3, t'ni bu yerga qo'yib y ni ifodasiga olib qo'yib 5 ko'paytiruv 1, 5 ekanini hosil qilamiz. Demak, agar mana bu kesma 3 taqsim 5 nisbatda bo'linadigan bo'lsa, birinchi kesma 3 ga, ikkinchi kesma 5 ga teng ekan. Bu mulohazalardan shunday foydalanamiz. Keyingisi, kesmalar uzunliklari 4 va 7 sonlariga proporsional. Bu ham mana shu nisbati kabi deganga o'xshab ketadi. 4 va 7 sonlariga proporsional. U holda x bo'lu y teng 4 taqsim 7 deb yozishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam x teng 4t, y teng 7t deb yozishimiz mumkin. Bu yerda ham t parametr masalani shartidan biz t'ni topib olib, keyin x va y ni topishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam quyidagicha jumlalar kelishi mumkin. Masalan, matnda quyidagi jumlalar kelishi mumkin. Birinchi kesma ikkinchisidan 2 ga ortiq. Bu holda x teng y plus 2. Birinchi kesma x ikkinchi kesmadan 2 ga ortiq. Yoki bo'lmasam 2 santimetr uzun deyishi mumkin. Mana masalan, bu holda x teng y qo'shuvi 2 bo'ladi. 5 ga kam. Bu holda x teng y minus 5. Birinchi kesma ikkinchisidan 5 ga kam. Odatda masalalarda birliklari keltiriladi. Masalan, 5 santimetr yoki 5 metr, 5 kilometr shu kabi keladi. Masalan, 5 ga kam deb biz qisqa qilib shunday yozyapmiz. 5 ga kam, u holda x teng y minus 5 deb yoziladi. 3 marta uzun. 3 marta uzun, u holda x teng 3 y, 3 ko'paytiruv y. Marta ko'paytiruv. 3 marta qisqa, 3 marta uzun ko'paytiruv, 3 marta qisqa bo'lu y taqsim 4. 4 marta qisqa, y taqsim 4. Navbatdagisi, birinchi kesma ikkinchisining 45%iga teng. 45%iga teng. O halda x teng mana bu sonni biz 100 ga bo'lamiz.
100'ge basıyor 0 bütün 100'den 45. Köp aytırı y buladı. Y'i köp aytırağımız. X den 0 bütün 100'den 45 y. Dip yazalımız. Birinci kesme, ikincisinin 0 bütün 10'dan 8 kısmı geteyim. Bu halde x den 0 bütün 10'dan 8 y de teyini yazalımız. Şimdi yakalı bizim, bunlar asasiyeleri, bunlar hammasınmaz. Yani matında başka cümlelere ham gelişim mümkün. Öz oranda onu körüp çıkalımız. Matından teyinlemelerge, matından teyinlemelerge ötüşte biz, bana şimdi şu kebbi mülahazalardan faydalanırız.